skolyoz dediğimiz zamanda e, skolyoz Aslında her yaşta görülebilir şimdi bununla bu çerçeveden değerlendirdiğimizde e, skolyoz olan yani doğumda başlayıp e, doğum ergenlik dönemi kadar devam eden e, zaman dilimi içerisinde görülebileceği gibi ergenlik döneminde ve daha sonra yetişkinlerde dediğimiz e, er dönemde görülebilecek olan skolyozlar vardır şimdi burada e, eğer ailede anne babada, dayıda, amcada ve bu bir akrabada skolyoz varsa mutlaka doğumdan sonraki dönemde doğuştan bir skolyoz olup olamayacağı konusunda ailelerimizin aklında bir köşesinde durmasında fayda var. Birincisi bu. İkincisi daha sık gördüğümüz bizim ergenlik dönem yani adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz dönemde ise Yine aynı grup içerisinde değerlendirmekte fayda var. Anne babada veyahut da akrabalarda birisinde böyle bir skolyoz varsa mutlaka uyanık olmalarında fayda var anne babanın. Bu şekilde neye yarayacaktır? Şuna yarayacaktır. Erken dönemde bir hastalığın tespiti veyahut da bu durumun tespiti tedavi açısından da bize kolaylık sağlayacaktır. Ancak şunu hiç unutmamak lazım. Ergenlik döneminde veyahut da daha öncesi dönemde hafif dereceli olan skolyozların zaman içerisinde ilerleyebileceğini, Yetişkin döneminde de bu skolyozun zaman içinde baktığımızda ciddi deformitelere ulaşabileceğini aklımıza tutmamız lazım. Bir diğer şey, yetişkin insanlarda, yetişkin kişilerde baktığımız zaman da çocukluğunda veyahut da gençliğinde skolyoz olmasa bile bizim omurganın yaşlanma süreci dediğimiz dejeneratif süreci içerisinde de skolyoz dediğimiz tabloyla karşılaşabiliyoruz. Hasta bize geliyor 50 yaşında 60 yaşında daha önce bende skolyoz yoktu diyebiliyor ve bir bakıyoruz ki bu skolyoz da karşımıza geliyor. Bunda da neden omurganın yaşlanmasıdır. Bu yaşlılık sürecinde de omurgada skolyoz deformitesi veyahut da kifoz diyebileceğimiz diğer deformite karşımıza gelebiliyor.